Valla ciğerlerimiz yanıyor. Yani ben bundan 10 gün önce bir soru önergesi vermiştim. Sayın Bakan cevap vermişti. Yani AKP seyrediyor, ciğerlerimiz yanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Geçen hafta Germencik'te yangın vardı. Bu hafta büyük bir yangın var şu anda Bozdağ'da, Beşköy'ü etkileyecek şekilde. Ve ilginç olan bir şey var, Kavaklıdere tarafında da yangın var. Kavaklıdere Muğla tarafı. Yangın oraya sıçradıktan sonra Muğla tarafı da yanmaya başlayacak. Aydın'ın Çin'e tarafı da bu konuda tehlike arz ediyor. Ve şu ana kadar helikopterlerle müdahale ediliyor. Ancak sonuç alınamadı. Dün uçaklar yoktu. Bugün birkaç uçak geldi gitti. Yani şunu söyledik biz. Başından beri şunu söyledik. Manavgat yangından sonra, 2021'deki yangından sonra. Yani kader değil orman yangınları. Bunun çözümü var, önlemi var. Ne yapacaksınız? Orman köylülerini öne çıkaracaksınız. Büyükşehir Belediye Yasası'nı düzenleme yapacaksınız. Köy tüzel kişiliğini yeniden canlandıracaksınız. Ormanda yaşayan köylüler o ağaçları bakar, sever, onları canlandırır. Ama bu olmadı. Bu olmadı. Dedik ki Manavgat yangından sonra uçaklar nerede dedik. Uçaklar yoktu. Türk Hava Kurumu'nun uçakları yoktu hatırlarsınız o günlerde. Uçak alın dedik. Sayın Bakan yangın olan yerlerde ekim dikim yapıyoruz diyor. Ekim dikimi yaptıkları da yok. Yangın olan yerlerde imar açtılar. Oteller yaptılar, ranta açtılar. Bu konuda da eleştirilerimiz oldu. Sayın 15 Ağustos'ta Türkiye'de nem oranı azalacağı ve bu konuda orman yangınlarının artacağına ilişkin bakanlığın açıklamaları varken Yunanistan'a 15 Ağustos'ta uçaklarımızı gönderdik. Tabii komşu ülkelere yardım edelim ama bu açıklamada 15 Ağustos'tan beri yangınlar var burada. Bugün uçaklar geri geldi. Bugün de Azerbaycan'dan bir uçak gelecekmiş. Ben her zaman şunu söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, sarada yaptığınız harcamalara bir kenara bırakın. 13 tane uçağınız var. Satın o uçakları. Gelin yangın söndürme uçakları alalım. Bir hesap yaptım. Bir yangın söndürme uçağı $4 milyon. Sayın Cumhurbaşkanı, 30 Mart seçimlerinde İstanbul'da 24 belediyeye, AK Partili belediyeye biliyorsunuz 45 milyon lira para göndermişti. O paraları oraya göndereceğine 8 tane biz yangın söndürme uçağı alabilirdik. Yani yangın söndürme uçakları yok. Şimdi akşam farlıyor şu anda. Ateş farlıyor. Bozdağ'ındaki yerleşim yerleri tehlikede. Kavaklıdere, Muğla tarafı tehlikede. Çin'e tarafı tehlikede. Yani böyle bir şey kader değil. Yangın uçakları almıyorsunuz. Yangın olan yere, orman dışına kalan yerlere de ranta açıyorsunuz. Ormana kalanlar gidiyor. O nedenle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Aydın Milletvekilimiz Evrim Karakoz burada. Sayın Bozdağ İlçe Başkanımız Karayel burada. Hasan Karayel burada. Biz yangının başından beri hem ilçe örgütlerimiz ve hem il örgütümüzde buradayız. Bakınız Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin araçları, arkadaşlar, itfaiyeciler canla başla çalışıyor. Bakınız Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin gelen araçları var. Tekirdağ'dan gelen araçlar var. Kırıkkale'den gelen araçlar var. Hep birlikte 15 Temmuz'da Adana'da yapmış olduğumuz 14 Büyükşehir Belediyesi'nin yangınlara nasıl müdahale edebiliriz? Orman yangınlarına neler yapabiliriz? Programı çerçevesinde acil eylem planını uyguluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediyeleri bu acil eylem planıyla orman yangınlarının önüne geçmek istiyor. Ama ne yazık ki merkezi yönetim, yerel yönetimlere bu konuda gerekli desteği vermiyor. Bakınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiye için talep edilen kadrolar verilmiyor. Birçok büyük şehirde itfaiye için talep edilen kadrolar verilmiyor. Ve yurt dışından alınan krediler, itfaiye ve yangın söndürme için ekipman olarak kullanılacak krediler engelleniyor. Milli bankalardan kredi verilmiyor büyük şehirlerimize. Öyle olsa da bizler büyük şehirler olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14 büyük şehri ve ilçe belediyeleri canla başla yangınlara karşı mücadele ediyoruz. Buradaki yangın büyük bir yangın. Şimdi biraz önce geldiğimiz yolda Haydere köyünden geldik. Nazilli istikametinden, Bozdağ'ın içinden geldik. Eğer o Haydere bölgesindeki bulunan ağaçlara tırmanırsa ve şu anda hava kararmaya başladı. Bu konuda gerekli çalışmalar yani yapılamazsa ve sönmezse yangın harlıyor. Ve şu anda harladığı zaman bu bölge boydan boya yangının etkisine girecek. Kavakdere bölgesi 2 yıl önce de yanmıştı. O bölgede Muğla tarafı da etkili kalacak. O bakımdan büyük bir tehlike var şu anda. Bizim aldığımız bilgilere göre 8 tane helikopter var Muğla bölgede. Bu helikopterlerin 8'i burada kullanılmamış. Eğer dün kullanılmış olsaydı
burada yangın bu aşamaya gelmezdi. Uçak kullanılmamış. Bugün vatandaşlar diyor ki bir iki uçak gördük diyorlar. Dün neredeydi uçaklar? Uçaklar yoktu. Yani bu bizim Türkiye'nin alanları çok farklı. Orman alanları. Orman alanlarına araç sokamazsınız. Yani itfaiyeyi sokmak çok zor. Ne yapmak lazım? Uçak almak lazım, helikopter almak lazım. Yani uçak almıyorsunuz, helikopter almıyorsunuz. Sonra Azerbaycan'dan bir uçak, yangın söndürme uçağı yarın Adnan Menderes'e inecek diye, havalanı inecek diye burada müjde veriyorsunuz. Bu neden? Liyakatsizlikten. Sayın Orman Bakanı hangi mesleği var? Sayın Orman Bakanı'nın liyakat var mı? Yok. Orman Bakanımızın mesleği Anadolu Ajansı'ndan gelme. Orman mühendisi değil. Ziraat mühendisi değil. Yani bu konuda herhangi bir liyakatli bir mesleğe sahip değil. Ama AK Parti'nin yıllardan gelen bir özelliği var. Liyakat önemli değil. Bakan yaptım seni. İşi bitirin diyorlar. İşte geldiğimiz nokta bu. Defalarca söylüyoruz. Defalarca sayın vekilimle önerge verdik. Neden uçak sayısını arttırmıyorsunuz? Niye helikopter sayısını arttırmıyorsunuz? İşte bu saatlerde burada dumanlar yükseliyor. Biraz sonra da hava kararacak ve yangın genişleyecek. İnşallah genişlemez. Hekim, son olarak şunu da sormak istiyorum. Ege bölgesinde dip dibi olan İzmir, Aydın ve sizin de İzmir milletvekili, AK Parti'nin İzmir milletvekili tarafından ve diğer AK Parti'nin İzmir milletvekili tarafından saldırıya uğraması, yani Gazi Meclisi'nin yakışan bir durum değildi. İlginç olan bir şey var. AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan idare amiri. Bir idare amirinin görevi meclisteki tartışmaları son vermek. Ama idare amiri kavgayı çıkarıyor. Ve kürsü dokunulmaz olan milletvekiline saldırıyor. Diğer ise Eyüp Bey ise yine İzmir milletvekili, o da bu saldırıda rol alıyor. Böyle şey olmaz. İzmir yanıyor ama İzmir milletvekili, AK Partili İzmir milletvekilleri orada mecliste saldırgan hallerle konuşmak isteyen, ifade özgürlüğünü kullanmak isteyen vekillere saldırıyor. İşte AK Parti'nin geldiği nokta. Hikayeleri kalmadı. Artık AK Parti'nin hikayesi kalmadı. Türkiye'yi korku iklimi çerçevesinde biz her şeyi yaparız. Hiç kimseden korkmayız. Siz anayasadan doğan haklarınızı kullanamazsınız. Siz demokratik ve özgürlükleriyle ilgili hiçbir hakkı kullanamazsınız diye bir korku iklimi oluşturmaya başladılar. Biz buna hayır diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı yakında 2028 ve öncesinde geleceğiz ve hukuk devletini inşa edeceğiz. Demokrasi ve özgürlüklerin kullanılmasını inşa edeceğiz. Bir de anayasacılığı bir kenara itip de anayasadaki hak ve özgürlüklerin kullanılmasını sağlayacağız. Kuralsızlık var şu anda. Anayasa yok ediliyor. 153. madde açık. Anayasanın açık ve net. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve bütün idareyi bağlar diyor. Bağladı mı? Bağlamadı. Can Atalay'ın nasıl milletvekili düşmesini sağlayan o gün Sayın Numan Bey meclis başkanı o gün işi Bekir Bey'e bıraktı gitti. Yine Bekir Bey geldi. Dün okumadı. Dün okumadı. Anayasa Mahkemesi kararı okunmuş olsaydı Can Atalay'ın hakkı olan Hatay vatandaşlarının iradesi olan milletvekili hakkı sağlanacaktı. Yani Anayasa Mahkemesi kararları tanınmıyor. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Türkiye'de hukuk devleti yok. Türkiye'de şu anda kuralsızlık hüküm sürüyor. İşte bu da bir kuralsızlık. Yani şu anda Aydın'da 5 yıl içerisinde 288 yangın olmuş. 2476 hektar yer yanmış. Ders almadınız mı 5 yıldan beri? Aydın toprakları yanıyor. Ciğerlerimiz yanıyor. Nerede helikopterler? Nerede uçaklar? Nerede? Yani biz yazın geldiği zaman, meclis tatile girdiği zaman vekillerimizle beraber, vekilimle beraber Aydın'da Boğaz Dağı'ndan Buharkent'e, Didim'den Germence'ye kadar yani orman yangınlarının peşinden koşturmaktan bıktık. Bu işin çözümü çok basit. Bu işi beceremiyorsanız Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne, 14 tane Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediyesi'ne izin verin. Alalım biz uçakları, bütçe sağlayın, biz bu gereğini yapalım. Değil mi Sayın Vekilim? Gereğini biz yapalım. Uçakları biz alalım. Ama AK Parti iktidarı bunu yapmıyor. Geçmişten gelen borçlar var, AK Partilerden gelen borçlar var. SGK borçlarından tutun, kaynaktan kesiyor İller Bankası'nda. Ne yapıyor? Hayvan Koruma Kanunu'nda ek madde koyuyor. Bütçeden, belediye bütçelerinden kısımları barınak kuracaksınız diyor, şunu yapacaksınız diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri çalıştırmıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri başarılı. Bakınız, dayanışmaya bakınız. Eskişehir'den Tekirdağ, Tekirdağ'dan Denizli'ye, Muğla'ya, Kırıkkale'ye kadar. Bu dayanışma içerisinde olacaklar ve birlikte önümüzdeki seçime gideceğiz. Buradan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız
Sayın Özlem Çerçioğlu'na da tebrik ediyorum. Ekipmanlarıyla, araçlarıyla yangını ilk müdahale eden Aydın Büyükşehir Belediyesi'ydi. O bakımdan bu başarılı çalışmalarda herkes tarafından görülüyor. Bu çalışmalarla iktidar yolunu geleceğiz diye düşünüyoruz.